Kime bakıyorsunuz? Melek Orda mı? Melek Orda. Eski görüntü var. Melek Orda, Melek Erkekler Evi'nden izleyecek. Tartışmalarımızı. Evet. Acaba niye oradan izleyecek? Neden acaba? Acaba niye oradan izleyecek demişken bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Gereğini yapalım. Ve Melek niye orada daha iyi anlayacağız. Böyle güzel zamanda belki. Evet, bu durumda ne yapılması gerekiyor? Ayça, ilk ihtarını alıyorsun eve döndükten sonraki. Fiziksel temas, hatta ev basma ve işte aklınıza gelebilecek her şeyden dolayı. Melek sonuçta bu evde misafirdi. Niye misafirdi Melek? Melek, bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Niye misafirdi? Çünkü Melek hakkında konuşuldu. Özellikle eser konusu geçtiği zaman, bir hani maddi bir alacak verecek konusu geçtiği zaman doğal olarak da Melek'e cevap hakkı doğdu. Eski yarışmacılarımızı da, adaylarımızı da bu evde ağırlıyoruz biliyorsunuz. Ve o da geldi. Böyle olmamalıydı. Ayça bir ihtar almış oldu bu davranışı nedeniyle. Şimdi Ayça ve Melek demişken bir konu daha var ki bugün birçok gerginliğe sebep oldu. Bir bakalım efendim, ikisi de yorumlasın. Diğer kişinin arkadaşını mı siliyorsun dedi. Demek ki Batuhan'a bir şey mi diyecek gidip? Ne yapıyorsun? Niye, o kadar güvenmiyor musun arkadaşına? Sen yakın arkadaşın. Ya? Yakın arkadaşın da kanka. Şimdi Batuhan aşkım falan der, bir şey der, ben burada yanlış anlarım. Şu an fıstık gibi bir kız erkekler evinde geziyor. Bir görüntü yani. Bekliyoruz. Bir kere zaten bir şey diyeyim mi? Ben Semih'ten vazgeçtim. Semih zaten uzun boylu kadın sevmiyor. Evet, Melek'in güzelliği konu olmuş gelin adaylarının evinde. Söz sende Melek, sen bir şey diyecek misin? Erkek adayları ne diyecek? Yani hiçbir şey diyemiyorum şu an, sadece teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi buradayım. Güzel gören güzel gözündendir, ne diyeyim? Asıl konu bu değil, asıl konu benim sormak istediğim. Ayça ben Melek'le görüşmüyorum dedi. Yeni numaram bile onda yok demiş. Programdan evet. Çıktığımda evet. Ben numarayı göstereceğim size. Tam yanlış söylemiş olabilirim, hatırlamıyorum. Vermiş olabilirim yeni numaramı. Ne zamandır görüşmüyorsun? En son videolar zamanı konuşmuştuk. Aynen. Neden? En son o videolar o zaman görüşmüştük. Hayır, kasten mi görüşmüyorsunuz yoksa yok, araya yok, zaman? Hayır, kasten değil mi? Görüşüyorduk. Hayır. Aramız iyiydi. Niye görüşmüyoruz? Evet, İstanbul'a geldiğinde haber ver, görüşelim falan dedi. Evet, aynen. Bugün yaşananlara kadar... Bugün bile söyledim, çıkışta bekle beni, çıkış evet, beraber diye söylemiştim. Bugün yaşananlara kadar bir sıkıntı yoktu aranızda yani. Ne olduysa az önce izlediğimiz görüntülerde oldu. Evet. Ben konuşmak istemiyorum artık Seda abla. Başım çok ağrıyor. Muhatap bile olmak istemiyorum hiç kimseyle oradakiler. Peki neden Ayça bu kadar sinirlendi ve bu hale niye gelindi? O zaman onu hatırlayalım. Bir gün Ayça'larda kaldım. Beni misafir etti sağ olsun. Ailesi de ağırladı ama geleceğim konu şu. Ayça bana yanlış yaptı. Yani bana o açıklamayı yaptırıp beni sattı. Sen de iyi dinle Batuhan, rica ediyorum. Ayça'nın yani sana karşı yaptığı yanlışı biliyorum, bilincindeyim. Ama şunu da söylemezsem olmaz çünkü birileri bilmese de, anlamasa da, anlatamasam da bende vicdan var. O gün ben Ayça'lardayken Ayça benim gözümün önünde görüntülü olarak sanırım o anda, o arada siz Ayça'nın yeni eve gireceği dönemdi. Yani seninle sana açıklama yaptı ve seninle barışmaya çalıştığı dönem. Gözümün önünde görüntülü olarak Halil'le konuşuyorlardı. Ve bana dedi ki hatta Melek, ben bu adama nasıl aşık olmayayım dedi. Halil'le alakalı. Evet. Buradan Ayçacılara da ve bana o kadar sosyal medyadan yüklenen bütün insanlara şunu söylemek istiyorum. Hak yerini buluyor kardeşim. Öyle canım ya da benim, böyle. Hak yerini bulmadı daha. Tamam. Emin ol bulmadı. Tamam. Sen de şimdi, biliyorsun. Şimdi bunu kapatıyoruz ve buldum. Şuna geçiyoruz. Sen yok dışarı canım, gittin, bulmadı. Elendin. Her şey. Sen gittin ve elendin. Elendikten sonra da Emre için döndüğünü söyledin. Evet. Ama Halil'le kaldım, Halil'le görüştüm. Kaldım derken Halil'le... görüştüm, onunla oturdum. Burada kızlara da bugün söyledim. Halil'le oturdum, evet aradı beni, gittim buluştum. Peki bu adama nasıl çünkü aşık çünkü ben olmuyor? Halil'e hayır diyemiyorum. Bu kadar basit, buydu benim zaafım. Beni aradı, konuşmak istedi, ben de gittim onunla buluştum. Ama sen o kadar ağzı yanmış bir kadın olarak nasıl? Bilmiyorum, konuştum ben de. Ben de karşılık vermiştim. Peki bu eski nişanlınla yine bunu yaşarken... hani bu eve gireceğin ilk gece vedalaşmak amacıyla mı konuştun görüntülü? Yani tanık olduğunu iddia ettiği şey evet, Meleğin. Evet evet. Yani normal konuştuk. Görüntülü konuştuk. Doğru yalan söylemiyor. Doğru görüntülü teşekkür konuştuk. Ederim. Ama vedalaşmak falan değil. Normal konuştuk. Normal yalan söyleyemiyorum ben senin kadar.
Doğru yani. Nasıldı içerik Melek? Yani görüntülü konuşuyorlardı. Ben de yanındaydım. Hatta ailesi uyuduğu için sessiz konuşuyorlardı ki hani çünkü anneannesi, annesi ya annesi demeyeyim teyzesi galiba istemiyor Ayça'nın onu. Hiçbiri sevmiyor Halil'i. Yani istemedikleri için Ayça da sessiz bir şekilde konuşuyordu. Yanımda konuştular. Yani güzel aşkımla falan yani Ayça inkar etmez diye düşünüyorum. Ben bu adama Melek nasıl aşık olmayayım dedi. Ben de onu söyledim. Öyle mi? Doğru, evet. Bu da Ayça'nın itirafı o zaman. Doğru ya, niye yalan söyleyeceğim? Allah'ım beni kuldan mı saklayayım? Ya o zaman bu adamın, yani eski nişanlının senin kalbinde ayrı bir yeri var. Ne yaparsa yapsın. Yani anlayabiliyorum ama bu da senin aşk itirafın oluyor bir anlamda. Seda Hanım söz hakkı alabilir miyim? Ben Ayça elendikten sonra Halil'le bir yarım saat telefon görüşmesi yaptım. Kendisi aradı beni, yanımda Adnan da vardı. Evet, sen de beni aradın zaten ondan sonra. Evet, sana da söyledim aynı şeyleri. Ve Halil'in bu konuşmaları, bana anlatılan olayları, kesinlikle ben bildiğim şeyleri, Ayça'ya neden ikinci şans verilmiyor ya da neden vermiyorsun Emre abi ya da Emre neden vermiyorsun bu ikinci şansı dediklerinde hiçbir zaman çıkıp hiçbir şey anlatmadım. Batu geldiğinde de Batu'ya Ayça'yla alakalı tek kelime negatif bir kelime söylediysem Batu da buradadır. Ne içeride, ya zaten dışarıda olan ve yaşadıklarınızı burada konuşmuyoruz. Hiç, çünkü kesinlikle görmediğimiz ve kanıtlayamadığımız şeyleri konuşmuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çok kısa sürecek lütfen. Sonra susacağım ve bir daha hiç Ayça hakkında konuşmayacağım. Lütfen. Ben Ayça'yla birlikteliğim bittikten sonra Ayça'yı istemememin nedeni Halil'e hala aşık olduğunu bildiğimden dolayıydı. Daha doğrusu Halil'i hala sevdiğinden ve Halil'le görüştüğünü bildiğimden dolayıydı. Bunları zaten kendisi şu anda itiraf etti. Bu birincisi. İkincisi, Batu'ya kesinlikle kötü bir şey söylemedim Ayça'yla alakalı. Bunları biliyorum kardeşim, başıma bunlar geldi demedim. Buradadır, yüzü de şahittir. Ve çok kısa bir şey soracağım. Ondan sonra da kapatacağım çenemi ve bir daha açmayacağım. Hazal, sana sen buraya geldikten sonra, tamam mı? Vardır veya yoktur bilmiyorum. Sana şu anda soruyorum bu insanların huzurunda. Ayça, benim hakkımda kötü şeyler dışarıda söyledi mi söylemedi mi? Lütfen bütün dürüstlüğünle ve bütün samimiyetinle söyle bunu. Kötü şeyler derken? Yani benim hakkımda Emre de şöyle bir adam, Emre de böyle bir adam, bilmem ne vesaire. Ya olumlu veya olumsuz şeyler söyledi mi söylemedi seni mi? Seni uyardı mı, doldurdu mu, kışkırttı aynen mı? Aynen öyle, kışkırttı mı seni? Kışkırtma değilim, o konuştuğumuz şeyler oldu. Yani negatif şeyler söyledi benim hakkımda. Negatif şeyler oldu, iyi şeyler de oldu. Tamam, ben bir şey demiyorum. Ayça ile benim alakam yoktur. Ben Hazal, seni gerçekten çok seviyorum. Bunu da bir kere daha dile getiriyorum. Benim birlikteliğim Hazal'ladır ve sonuna kadar gidecektir. Tamam, kimsenin zaten bir Ayça, Emre biteli çok oldu. Bu saatten oldu. Sonra Ayça ile alakalı konularla ilgilenecek tek bir kişi vardır. Negatif o da Batu'dur. Negatif şeyler derken ben... Önemli, tamam. Hazal'cığım. Muhabbeti biliyorsun. Biliyorum. Konuştuğumuz ben. Muhabbeti evet. Tamam, yani kadın demek kadını uyardı diyelim. Demek istediğim ben asla Emre şöyle böyle bir adam hiç dememişimdir yani. O da Batu'dur hayır, dediğim ya, gibi. Yapma Hazal. Ayça. İkili oynamanın. İkili değil bak, konuştuğumuz şeyleri sana ne diyorum? Ne anlamda dedim? O da iyi veya kötü konuştu mu dedi. Ben de negatif de iyi de konuştuk dedim. Ya hani tamam. Bunu ne konuştuğumuz senle ben evet. iyi biliyoruz. Evet. Hani ben burada kötü tamam, konuyu değerlendirdin. Hani konuşamadığım bazı söyleyemediğim şeyler olduğu için anladın mı? Hani Seda sen Hanım. Yanlış şey yapma, yorumlama. Biliyorsun Seda konuşmalarımızı. Hanım, son olarak Batu kardeşime de burada ben tekrar söylüyorum. Kardeşim kusura bakma, ben haksız çıkarıldığım için sadece hakkımı savunmak ve hakkımı aramak istedim. O kadar. Sizin ilişkinizde de sonuna kadar saygım sonsuz. Allah sizi inşallah bir ömür boyu mutlu eder. Bu kadar. Peki inşallah Allah hepinizi mutlu etsin. Ayça da bugün çok önemli bir itirafta bulundu. Herkesin de harcı değildi. Dürüstçe davrandı. Ona da teşekkür ediyorum. Ayça çok teşekkür ederim. Ben gerçekten bak. Ama Melek gelmeseydi acaba bunu yapacak mıydın? Zamanı gelince sorulsaydı söylerdim.